Sevgili dostlar, hoş geldin. Bebek programı devam ediyor. Biz bu hafta programımızda ağız ve diş sağlığı konusundan konuşuyoruz. Siz de dilerseniz canlı yayınımıza katılabilir, sorularınızı doktorumuza iletebilirsiniz. Şule Betülürker Hanımefendi bizimle birlikte. Hocam, en son çürüklerde kalmıştık. Evet. Çürükler nasıl oluşur ve çocukların ağzında nasıl yerleşir? Neler söylemek istersiniz? Çürüklerin oluşumunu tekrar izah edecek olursak, ağızdaki mikroorganizmalar dişlerin üzerinde yerleşmiş olan yiyecek artıklarını kendileri de gıda olarak kullanıyorlar ve asit boşaltımı yapıyorlar dişlerin üzerine. Bunları tükettikten sonra, yedikten sonra yiyecek artıklarını. Asit de dişlerin diş minesindeki hidroksiapatit kristallerinin çözülmesine ve böylece çürüğün başlamasına sebep oluyor. Çocuklarda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Özellikle çocuk dişlerinde daha önce dediğimiz gibi ufak bir çürük başlangıcı olduğu zaman bu hızlı bir şekilde sinire, yani pulpa odasına ulaşabiliyor. Çünkü çocuklarda dişin sinir etrafındaki kalınlığı çok daha az yetişkin dişlerine göre. Yetişkin dişlerinde uzun zaman alabiliyor çürüğün ilerlemesi. Fakat çocuk dişleri tabiri caizse tam biraz daha yumuşak oluyorlar daimi dişlere göre. 2 yaşında ama dişi ilerlemiş derecede çürük olan çocuklara rastlayabiliyoruz, evet, değil mi? Yani diş çıkalı 1 sene, 1,5 sene olmuş fakat yaygın çürükleri var. Çok görülüyor bu ve çok da üzücü bir durum. Tedavisi de düşünülmüyor. Bazen ihmal ediliyor süt dişi olduğu için. İleriki yaşlarında büyük problemler çıkarabiliyor bu çocukların. Peki beslenme düzeninin diş çürümesine etkisi var mıdır? Her şekerli şey, sakızdır, abur cuburdur, onların hepsi dişi çürümeye neden midir? Beslenme düzeninin büyük etkisi var. Şöyle, biz uzmanlar genelde 6 öğün tavsiye ederler. İşte 3 ana öğün, 3 ara olmak üzere. Çocuklar işte 3 ana öğünde dişlerini fırçalıyorlarsa bile eğer, ara öğünlerde çok tatlı, şekerli, çikolatalı, abur cubur gıdalar alıyorlarsa bu ağızda sürekli bir asit ortamının yükselmesine sebep olur. Demin de dediğimiz gibi asit dişin çözülmesinde, yani çürümesinde en büyük etkenlerden birisi. Mesela kola gibi asitli içecekler de buna çok sebebiyet verebiliyor. Sürekli tüketilmesi, mesela günlük kola tüketimi ya da gazoz tüketimi. Yani, meyve suları, hazır, evet, meyve suları. Hazır meyve suları, bunların içerisinde de belli miktarda var. Yani eğer illaki tüketilmek isteniyorsa mesela bu tür gıdalar pipetle tüketilmeli. Çünkü dişlere teması minimalize ediyor o zaman. Bunun dışında ara öğünlerde dediğim gibi şeker, çikolata gibi gıdaların alınması, yani alışkanlığı sona erdirmek gerekiyor. Çünkü yetişkin de aynı şekilde. Hani biz arada ağzımıza birer lokma birer lokma atarız ya. O normal öğünde yediğimiz değil. O arada atıştırdıklarımız, sürekli ağızdaki asit ortamını yükselten gıdalar oldukları için daha çok onlar çürüğe sebebiyet veriyor. O yüzden ara atıştırmalarda daha sağlıklı şeyler tercih etmeye çalışmamız gerekiyor. Peki gece yatmadan önce içilen sütün yine dişe zararı var mıdır? Gece yatmadan önce içilen süt mesela en masum gıdadır bu diş çürüğü konusunda. Çünkü kalsiyum içeriği var. Fakat yine de süt içtikten sonra en azından bir bardak su, bir kaşık dahi olsa, mesela küçük çocuk için bir kaşık dahi olsa su içsin. Su içme alışkanlığı kazansın. Akşam yatmadan önce sütünü içip arkasından bir miktar su içsin. Ağzın içerisi en azından bir temizlensin. Çünkü gerçekten gıda artığı kalması bizim en büyük sorunumuz. Bazen biberonla uyuyakalıyorlar. O zaman temizlemek, evet, mümkün olmuyor. Aslında bardakla içilip sonra ağız çalkanıp uyulması daha sağlıklı daha olacaktır. Daha sağlıklı olur. Emzirme alışkanlıklarında ya da biberon kullanma alışkanlıklarında da bir takım hani hatalarımız oluyor. Biberonla bir ya da emzirerek uyutma alışkanlığı çocuğun aslında en büyük dişlerinin en büyük düşmanı diyebilirim. Çünkü uyuduğu zaman bebek, bizim yetişkinlerde aynı şekilde tükürük salgısı duruyor. Tükürük salgısı aslında dişleri korumada çok önemli bir salgı. Tükürüğün olduğu ortamda diş çürüğü daha az oluşuyor. Doğal dişler bir temizleyici daha, oluşuyor. Evet, doğal bir temizleyici oluyor. Doğal bir antibakteriyel etkisi olabiliyor. Fakat gece boyunca ya da uyku boyunca ağzı tükürük olmadığı için o nemli ortamda yiyecek artığıyla da beraber mikroorganizma aktivitesi had safhaya geliyor ve asıl çürükler o aralıkta oluşmaya başlıyor. Peki bir bebek diş muayenesine ne zaman gitmeli ilk?
Dişler ilk çıktığından itibaren aslında gözetim altında olması gerekiyor. Süt dişleri en azından tamamlandıktan sonra bir ziyaret ve çocukların bilinçaltında bir diş hekimi korkusu yerleşmemesi için işte annesiyle, abisiyle, babasıyla geldikçe bir kontrol hem maksadıyla hem de alışması maksadıyla, garipsememesi maksadıyla diş hekimine kontrollere gelmeye başlayabilir. Biz 6 ayda bir tavsiye ediyoruz. Sevgili dostlar, bir aramız var. Aradan sonra yine biz Şule Hanım'la birlikte sohbetimize devam edeceğiz.